Bu bayram kurban pazarlarında öyle el ele tutuşarak yapılan hararetli pazarlıklar göremeyeceğiz. Peki ne göreceğiz? Pazarlık tahtası göreceğiz. İstanbul'daki bir hayvan çiftliğinin icadı sayesinde artık alıcı ve satıcı pazarlık yaparken birbirlerinin eli yerine bu tahtanın ellerini tutacak. Böyle artık pazarlıklar. Çok iyi oluyor. 21 bin lira diyeyim ben sana. Çok düşük. En son 22.500. Bırak. Hayırdır? Böylesi herkes için daha hayırlı oldu. Pazarlıklarda el teması kesildi, yerine pazarlık tahtaları geldi. Biz de müşterilerimizdeki mesafeyi korumak için böyle bir pazarlık tekniğine başvurduk. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Hayvan pazarları, kurban pazarları da yavaş yavaş hareketlendi ama pandemi süreciyle birlikte hayatımızda birçok farklılık var. İşte kurban pazarlarında da artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Pazarlıklar artık el ele değil. İşte bu tahtalar aracılığıyla olacak. Yani alıcıyla satıcı birbirlerinin elini değil, bu tahtanın elini tutacak. Peki tahtalı pazarlık nasıl olacak? Evet, 24.500 TL. 23.000 hayırlı olsun diyorsan. 24.000 TL. 23. 23.750'ye son. 23.5'e hayırlı olsun. Hadi hayırlı. Durun. Oh. Hayırdır? Artık yok. Artık yok. Doğru söylüyor. Nasıl yapacağız? Artık el ele tutuşmak yok. Eldivenler gelsin. Tahta gelsin. Buranın kurallarını da bu arada öğrenmiş oluyoruz. Tanıyor musunuz kendisini? Tanışacağız. Teması en aza indirdik. Sonuçta bir kurban pazarlıktır. Pazarlık bir sünnettir. O zaman pazarlık kaldığı yerden işte bu tahta aracılığıyla devam etsin. Evet. Evet, buyurun. Hayırlı olsun. Diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür Allah ederim. Allah utandırmasın. Amin. Allah kabul etsin. Şu orijinali an... gibi, gerçeği gibi olmasa da evet. Adet kesinlikle. Yerini buluyor. Evet ama gözlerimizle pazarlık zaten yapıyoruz ama elimizin bir şekilde temas etmemesi için. Hararetli pazarlıkları biz görmeye alıştık kurban pazarlarında. Evet, bu tahtayla Allah. O tarz bir pazarlık yapılabiliyor mu? Bir dener misiniz efendim? Yani denilebilir. Olmuyor ama olduğu kadar. Efendim bu yaratıcı icadın ismi pazarlık tahtası. Orijinal pazarlığın yerini tutar mı bilinmez ama pandemi sürecinde daha sağlıklı, daha hijyenik olduğu kesin. Önümüzdeki günlerde bütün pazarlarda belki de bu tahtayı göreceğiz. Şimdiden alışsak iyi olur. Bayrama yaklaştıkça buralar hareketlenecek. Pazarlıklar hararetlenecek. Evet, biz de bir iki tane daha yapacağız bundan. Yetmez çünkü. Yetmez, bir iki tane daha geliştireceğiz inşallah. Şimdi pazarlık sünnet. Evet, pazarlık. Ama o sünneti sünnet. Bu tahtalar aracılığıyla yapacağız evet. Bu bayramda. Başka türlü olmayacak. Kimse kimsenin elini tutmuyor, iyi ki tutmuyor.